Evet, tekrardan merhabalar sevgili FM gönül dostları, yepyeni bir bölümle hem de bu sefer ikinci bölümle karşınızdayım ve bu bölüm kanser olacağız. Hepimiz hazırsak transfer çalışmalarına, kısmetse başlıyorum. Şimdi ilk günün gelen yorumlarından önemli iki nokta var. Bir, spor bilimcisi sakatlıkların tekrar etmemesi için. İki, Pendik Spor'a fazla sövmemem çünkü ben bir hata yapıp evime en yakın takımı seçtim. Olur da Pendik Spor'dan biri internetten FM izleyeyim derse, bir de bana denk gelirse, ben de o denk geldiği bölümde ona sövmüş olursam. Aa bak bak, asistanım bütün lisansları alıyor, bende daha hiçbir şey yok. Yani kısacası yakınımda abiler. Kalplerini kırmayayım. Onlar da benim kafamı kırmasın. Kısacası. Şimdi. Gözlemcilik. Oyuncu arama diyelim. Nasıl yapacağız biliyor musunuz? Şöyle yapacağız. Çok sağda açılıyor şu pencere, beni uyuz etti. Şu ortaya alamıyorum. Şimdi yaş aralığı 15 lan. 5 olsun. Rol değildi. Şu mevkide olsun. Sözleşme durumu sona ermiş mi olsun? Şu içinde bitiyor mu olsun? Sona ermiş olsun. Şimdi böyle bayağı bir oyuncu var. Bayağı da değilmiş aslında. Şunların hepsini seçtim. Gözlemci raporu iste. Bunları istediğimden eminim. Bir de sözleşme durumu 3 ay içinde sona erecek dersek yok. 1 ay içinde sona erecek tabii ki. Şey 1 yıl o da yok. 6 ay o da yok. Boşta dersek zaten aynı adamlar çıkıyor herhalde. Sözleşme sona ermiş de boşta aynı şeydir. Kötü oldu. Peki orta sahamızı hallettiğimizi varsayalım oradan. Sol bekle sağ beklere de bir bakalım. Gözlemci raporu iste. Gidiyor. Evet. Aramayı düzenle. Şunu kaldır. Bunu koy. Tamam. Hepsini seçmeyi şöyle yapıyorum. Shift'e basıp 1'e basıyorum. Bir de Shift'e basıp sondakine basıyorum. Aradaki hepsini seçiyor. Gözlemci raporu iste. Evet. Şimdi bakalım. Bunlardan bir şey çıkacak mı? Bir de satabilirsek şu bizim sakatlanan çocuğu satmak istiyorum. 40 bin 40 bin kaça giderse gitsin artık. Temmuz ayı içinde. Bu bölümümüzde maç olmayabilir ya. 14 Haziran'da maç. Baya bir ileride. İkinci bölümde şimdi bir saat yapmayayım. İnsanların izlemesi zor olur. Tamam, şu an bunu niye gösterdi bana? Şey mi yapmam lazım? Hayır. Düşük kondisyon. Maç kondisyon. Tamam, bunlar zamanla toparlanacak diye tahmin ediyorum. Her bölüm bir saat yapamayacağım tabii ki. İnsanların da bir saat izlemesi zor. Yarım saat falan gibi. Bir böyle tatlı Netflix dizisi gibi beni izlersiniz diye umuyorum. Kısa kısa. Bana antrenman programı. Ulan yani Türk televizyon sektörünün eline geçsem ne kötü olurdu. Her gün bana 3 saat şey çektirirlerdi, bölüm çektirirlerdi. Allah muhafaza. Ya aslında... Yardım işte. Ha, şunu arıyordum ben. Antrenör görevlendirmeleri. Ha bu işte ya. Yardımcılardan işte. Şunu yapınca otomatik herkesi görevlendiriyor. 2,5, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5. Buraya kadar 1,5, 2, 2. Neyse kondisyon 2. Tamam. Kalecinin de fena değil. Diğerleri de 1,5, yapacak bir şey yok. Bu seviyede bu kadar oluyor. Tamam. Aslında benim için FM bölümü çekmek hiç sorun değil. Ben zaten bıraksanız sabaha kadar oynarım. Şu an oynayamadığım için darlanıyorum. İkinci bir oyuna da başlamak istemiyorum. Sırf buna odaklanıp bununla gideyim diye. Lakin ki öyle değildir. İnternet çok şey. Üzen kısmı. Ben bunu yani dün çektiğim bölüm 1,7 GB falandı. 1,6, 1,7 GB civarıydı. Onun da upload'u çok zaman alıyor. Benim esas üzüldüğüm kısım o. Gözlemcilik şeyleri gelmeye başladı. Tahmini maaş haftalık 300 bilmem ne. Tahmini maliyet 3000 800 bin. Yok abi, param yok. Anlaşıldı diyeceğiz buna. Bu yeni şeye çok alışamadım ben.
As takıma. Şimdi bakalım nasıl bir arkadaş. Hiçbir fikrimiz olmayan bir arkadaş. O zaman da deneme teklif ettik. Scout'a şey yapamıyorsanız takıma denemeye alın abi. Gelsinler bir hafta takılsınlar gitsinler. Kiralık raporunu geç. Sezondan beklentiler. Hey. Üst sıralara kalmak istiyormuş. Aman koyayım. Üst sıraya kalmak istiyorsan sıfır parayla. Düdüğe bak. Allah Allah. Türkiye Kupası 4. tura kalmak. O tamamen şans. Türkiye Kupası'na gelir Fenerbahçe bilmem ne falan 2. turdan. Gerçi o kadar yüksek takım geliyor mu? Bilmiyorum ama çok cins. Yani Fenerbahçe mesela geçen sene gruptan çıkamadıysa bu sene 2. turda falan bile gelebiliyor sanırım. Serkan Baloğlu, bana geldin al beni dedin sonra da gittin Hatayspor'la anlaştın. Senin Allah tependen baksın kardeşim. Daha fazla bir şey diyemiyorum. Belirsizliği sürüyor. Belirsizliği sürmüyor canım. Hiç belirsizliği. Nerede? Transfer durumu. Transfer listesinde ya. Hemen hemen hemen. 50 bin hatta 50 bin. Sıçayım ya. Hem kapris yapacak hem 5 hafta sakatlanacak. Ah, bir şey soru sormuşlar. Ben söyleyeyim. Aleni olarak paylaşması ayıp oldu diyebiliriz. Ah, kötü bir şekilde istiyorsa da gitsin anasını satayım. Hiç beni ırgalamaz diyorum. Onun dışında ben oyunun yeni şeylerini beğendim ya. Şu antrenman durumu, işte o taktik arayüzü, bilmem ne. Otomatik kaydetmeyi açmıştım ya ben. Bunu kapatsam mı acaba? Şu şeylerde. Saçma olacak böyle haftada bir falan mı ne kaydedecek galiba. Dur ben bunu bu bölümden sonra unutmazsam kapatayım. Şimdi bir saat aramayayım kayıttayken. Bu böyle olmaz. Nereden ayrılma isteğini düşünür. Düşünürüm ya ayıp ettiniz. İsterse daha alt lige bile satarım hiç umurumda olmaz yani. Yara bak. Sözleşmesi olan takıma böyle atar yapan oyuncu bana çok garip geliyor. Alaaddin oğlu bu çocuk. Yuh çok iyiymiş lan. Fizikseli kötü. Zihinsel fena değil. Gerçi işine yarayan şeyler yüksek. Tamam bu çocuk. Tamam demek ki işte bak şeyle oynayacağız. Ofansif orta sahalı taktikle oynayacağız çoğunlukla. Ya da bu herifi orta sahada oynatacağız ikisinden biri. Yani orta sahanın ortasında. Aa Tekirdağ maçı baya yaklaştı. Tamam o zaman bu bölüm bir maç yaparız ya. Ayın 14'ü deyince ben daha çok var zannettim takım üzerinleri. Gözlemlemeyi bitirdin. Aa nasıl mesela? Çalhanoğlu. Çalhanoğlu ünlü bir futbolcunun soyadı değil miydi ya? Oğlum bu nasıl gözlemlemek? Canını yediğim bu ne? Neyini gözlemledin oğlum? Bir de gelmiş gözlemlemeyi bitirdim diyor ya hayret edersin. Bedava. Neyse bir deneme teklif edeceğim bu arkadaşa. Orta saha. Buna çok kötü demiş. Buna etmiyorum. Buna da çok kötü demiş. Buna da etmiyorum. O diğer Çalhanoğlu neticede Alaman toprağı tepmiş bir insan. Kabul. Şimdi bunu denemeye aldık. Hazırlık maçında da denemedeki oyuncuları oynatabiliyoruz diye biliyorum ben. Orada da bir maç oynatırım. Oradan da görürüm diyeceğim ama 8 Temmuz yetmeyebilir tarihi. Ya son gününde oynayacak ya da yetmeyecek. Şu an takımı bilmiyoruz. Bilmediğim için deneme alıyoruz. Bu oyundaki en salak soru abi. Denemeye aldığınız oyuncuyu satın alacak mısınız diyor. Bir deneyelim de hele kardeş. Ona... Ha bak şeyden bir gün sonra bitiyor. Maçtan bir gün sonra bitiyor. Ben onu maçta bir oynatayım bakalım. Zaten Erdem de sakat. Orta saha gene boş. Az yorumda bulunmadı. Tabii bulunmayacağım. Ne diyeceğim? Tamam ona bir bak yok. Şu kulüp çalışanları muhabbetine bakabilirim aslında. Spor bilimcisi. Bir tane spor bilimcisi arayayım ama spor bilimcisinin ne özellikleri olması gerek acaba? Aramayı düzenle.
Şuraya direkt temizleme şeyi vardı ama şöyle tek tek de olur. Sağlık yapıyor, spor bilimcisi, görev boşta. Buna ne seçilir ki? Ha, spor bilimcisi diye yetenek varmış zaten. 12 yapalım. Tamam, 3 kişi var. Bakalım. Bak bu fena değil. Oo, bu daha da iyi. Ha, bu değil. Şimdi 8-14. 8-16 o zaman bu. Sözleşme. İnşallah alabiliriz. Spor bilimcisine bizim şeyin parası yetiyor mu yetmiyor mu bilmiyorum. 3 senelik alalım. Zaten ihtimalle yani uzun bir süre değiştiremeyeceğiz diye tahmin ediyorum. Takıma büyük bir para gelmeyeceği için. Ya da önce benim takımı şampiyon etmem gerek. Tekirdağ iyi. Transfer ne oldu? Erdem Koçal. Ha, transfer teklifi gelmiş buna. Dur bakalım hemen. 7 gün 2 haftası kalmış aslında ama abi cehennem dibine kadar yolu var. bin peşin diyor. Sonra 2 taksit diyor 7 bin. 30 bin falan teklif etmiş. Bu kurtarmaz aga. Sonra şunu bir 35 bine falan çıkar. Şartları önerdiğim. Ha, kabul etti. Kabul etti abi, lanet gitsin. Lanet gitsin. Alın gidin. Bir saniye, ben bunu 35 bin yapmadım mı? Yanlış mı yaptım bir şey ya? Allah kahretmesin. Neyse abi, kurtulayım da şu heriften. Bakalım. Belki oradan gelen parayla 3-5 transfer de yaparım diyeceğim ama biliyorum yönetim o transfer parasının hepsine çökecek. Bana gene ya 0 TL diyecek ya 2-3 bin TL diyecek. Bu oyuncu maaşının hakkını vermiyor. Ne yapayım abi, herifin maaşını da kesemem. Tamam. Kabul. Spor bilimcimiz de var artık. Sakatlıkların tekrar etmesini önleyecek diyor muyuz gelen yorumlarda? Ah be, gene oyun kaydediyor. Abi ben bunu keşke kapatsaydım ya da aylık falan yapsaydım ya. Hatta aylığa da gerek yok ki, ben her bölümün sonuna kaydediyorum zaten. Bu arada mikrofon, ha abi mikrofonumda bir sorun var bu arada. FM bölümü gelmezse bilin mikrofonumun saçmalığı sayesindedir. İlk iki deneme şeyinde mikrofon sesini alamadı çünkü bir şekilde. Şöyle iyice tekrar yaklaştırayım hatta ben de. Emin olabileyim. Tırını tamam. Bunları geç. 19 yaş altı. Aa, aslında bir saniye, ben şeyde bakacaktım. Bir saniye ya. Çok hızlı ilerledik ya. Yapacağımız bir ton şey atladık. Asistan menajeri görevlendir. Şimdi bizim kadro bu değil mi? Çok az kişi var. Tamam, bunu zaten biliyoruz. Şaşırmadım. Şuradan filtre değil de. Aa, şey nereden görüyorduk? Şuradan o zaman. Raporlar. Aha. Siz hepsini göremiyorsunuz değil mi? Bir kişiyi göremiyorsunuz. O da bok gibi. Zaten kaleci. Onu boş verin. Şimdi. Sağ bek Mehmet Çınar. Yok. Olmaz. Okan Saraçoğlu. Zaten kiralık. Geç. Başakşehir'den. Ama Taha Tunç. Uf. Yani potansiyelini yüksek gösteriyor. Potansiyelini 4-5 yıldız gösteriyor ama mevcut yetenek çok az ama kadro az kadroya alamış çocuğu. Bir bakalım. Bir de Gökhan Sürücü. Oo, ama potansiyeli de 2 zaten değmez. Bir de 19 yaş altı. Bunların hepsi zaten patates. Gerçekte olmayan oyuncular gibi yani. Kullanamıyorsun. Öyle dolduramalık koymuş. Hani 19 yaş altı takım maçlara çıkabilsin diye. Haftalık antrenman raporunu geç. Şu maçı bir göreyim istiyorum artık. Bandırmaspor'dan biri teklif yapmış birine. Öyle deyince de evlilik teklifi gibi oldu ama değil. Transfer. Takım izlenimleri.
Kaçıncı ligin takımıymış bu? Ben onu anlamadım. Ha ulan bu bizim ligin takımları. Ben de Tekirdağ diyor zannettim. Kondisyon testine başarısız olmuş. Bin belasını versin. Hadi bakalım. Deplasmandaymışız galiba. Tekirdağ deplasmanla Edirne'ye yakın. Şimdi hızlı seçimi yapıştırdık. Çalhanoğlu koydu. Ömercan'ı koydu. Tamam. Çalhanoğlu denemedeki oyuncumuz zaten. Şu ikisini sonradan maça alabiliyoruz. Erdem Koçal zaten sakat öyle. Sakat sakat. Sakat sakat bir daha oynatayım bacağı kopsun şerefsizin ya da. Çok üzüldüm ben adama ya. Şuralar iyi. Maç kondisyonları çok kötü. Bir tek tabii ona yapacak bir şey yok şimdilik. Sakatlık riski yüksek diyor ama işte. Ama ne yapayım arkadaş? Maç kondisyonunu neyle yükselteyim abi? Dı tamam ya. Gene bence hücum ve destek oyuncusu fazla. Savunma bir iki tane daha olması gerekebilir bence. Negatif unsurlar uzaktan şut. Rakibin uzaktan şutları. Rakibin ceza sahamızdan attığı goller. Amına koyayım zaten o eksiyse daha ne olacak? Kaybedilen toplar. Geç. Bunları okudukça ruhum kararıyor. Benim hiç onları okumayayım ben. Maçı başlat evet. Gene düdük sesi kulağımıza delecek. Hazır olun. İstiyorsanız tam maç başlarken kısabilirsiniz. Şunu otomatik yaptım. Bu konuşmayı asistana verdim. Başlat. Geliyor düdük. Geldi. Ben buradan kısarsam sizi şey olanı etkilemez herhalde. Tamam. Orta sahada gev gev top çeviren iki takım izleyeceğiz. Bakalım şu Çalhanoğlu'nu merak ediyorum. Çalhanoğlu iyi çıksa da benim herif olacak kadar param var mı onu da bilmiyorum. Herifin maaş isteği 400-500 falan diyor çünkü. Aferin sana. 1 metre önünde herif varken. Allah. Sen kimsin o pas hatasını yapan? Adını söyle. Ömercan. Tamam. Gitti geri kaptı ama neyse ben ona güvenmem bir daha böyle bir herife. Bu pas hataları işte herifin bu mevkiye çok alışık olmamasından oluyor büyük ihtimalle. Mahmut kim ya bizde Mahmut mu vardı? Mahmut iyi de koştu. Güzel de orta. İyi de kafa. Ya ben inanmıştım Mahmut'un ortasına. Ha bu arada yeni bölümleri şimdilik akşam yüklüyorum. Yani öğlen sonra gibi uyanıyorum zaten. Yemek yiyip hemen kayda giriyorum. Ama ilerleyen zamanlarda biraz değişebilir bu durum. Gece olabilir, sabah olabilir. Onun saati biraz oynayabilir yani. Şimdiden haberiniz olsun ama yani her yeni gün bir bölüm görmüş olacaksınız diye tahmin ediyorum. Her gün aynı saatte bakarsanız yeni bölüm gelmiş olacak büyük ihtimalle. Ah be. Evet, Çalhan hiç bok yapamıyor. Gerçi yani herifin takımla ilk maçı. Ona da biraz şey yapmak lazım. Tolerans göstermek lazım galiba ama. Ya bu arada şeyi de bahsetmeden geçmiyor abi. Herhalde hani FM izleyen insanlar hepsi şeydir. Futbolda iyi kötü haşır neşir olan insanlardır. Dünkü maçı takip ettiniz mi bilmiyorum ama ben hiç maça umurumda değilim. Ah be. Camı kapatayım. Ezan sesi sizlere gelmesin. Maçta bir olay yaşanmış bildiğiniz ya da bilmiyorsanız da hani benden duymuş olun. Vay gerçekten çok üzüldüm. Maçta tribünlerde bir taraftar hangi takımdan olduğunu bile bir önemi yok yani. Oraya maç izlemekmiş gencecik bir adam. Kalp krizi geçirip hayatını kaybetmiş. Bunun için taraftarlar da o kısmı terk edip onunla birlikte hastaneye gitmişler. Valla gördüm, Twitter'da gördüm, şey yaptım, çok üzüldüm. O fotoğrafa da çok duygulandım. Yani futbol maçı izlemeye gidiyorsun. Hayat işte çok belirsiz bir şey gerçekten. Ama çok üzüldüm gerçekten ya. Gencecik bir insan yani. Buradan onunla tekrar biz de hani kendi çapımızda rahatlıkla almış olalım bari. Başka da yapacak bir şey olmuyor tabii bu gibi durumlarda. Yani derbideki diğer hiçbir şey de umurumda değil abi. Zaten futbolla ilgilenmeyi bırakmıştım.
Sonunda kavga mı çıkmış, berabere mi bitmiş, öyle mi olmuş, penaltı mı vereyim şu an. Gerçekten böyle bir insan hayatının olduğu bir noktada bunların herhangi birinin konuşulması bile şey geliyor bana. Çok sakil geliyor yani. Ne bileyim ben hiç şey yapamam. Umurumda olamaz yani şey yapamam. Umursayamam öyle bir olayı. Aynı şekilde bak kaç sene önce 10-15 sene önce 10 sene önce falan herhalde. Beşiktaş'ın stadında da bir genç bıçaklanmıştı, ölmüştü. Yani abi ne futbol ne futbol neymiş yani. Hakikaten insan hayatı abi. İstiyorsa bir takım diğerinden 10 tane yesin. İnsan hayatından daha çok önem taşıyabilir mi yani? İsterse Dünya Kupası finali olsun ya. Hiç önemi yok benim için. Bu arada enteresan bir gol attı. Kaçta göz arasında. Bu Tunay. Tunay'ı da hatırlamıyorum. O da herhalde ilk maçta oynamayan kardeşlerden de. Aa Çalhanoğlu mu verdi asiste? Güzel. Kafayı da Yıldıray vurmuş. Yıldıray biliyorsunuz. Şey. Yıldıray mıydı lan adı? Unutuyorum o adı da. Yıldıray evet. Yıldıray bizim Cevval kanat oyuncumuz. İlk maçta şov yapmıştı. Ozan da biricik. Aha Mahmut gel bakalım. Bak içeride iki adam var. Şunun biraz hızlı koşması lazımdı ama işte. Çok güzel orta. Yıldıray. Yıldıraycığım. Hey o da olur. Yıldıray'ın da asist yapmayı seviyor abi. Kendi çok gol atmaya şey yok, niyeti yok. İyi, işime gelir valla. Biri gol atsın da yani kim atmış, o atmış. Oo bir saniye. Of, oyunun sesleri fazla yüksek. Şu an gördüm. Arkadaşlar, umarım buraları duyabilmişsinizdir. Şuradan sesleri kapattım. Sonra ben o seslere bir ayar çekeceğim ya. Ya da sesleri açayım. Şuradan şöyle yapayım. Oyuna döneyim. Ha. Şu an düzgün olması gerektiği umuyorum. Canlı yayında da böyle ayarlar yapıyorum. Valla bir yeri patlamamıştır. İnşallah o bilsin. Karşı takımda Sergen daha satmış maçı. Yıldıray neydi? Çalhanoğlu. Kaç? Çalhanoğlu'nun adı niye yazmıyor? Yani M. Çalhanoğlu diyor. Herkesin adı sanı yazıyor da bu çocuğun günahı neydi? Neymiş lan adın? Yine burada da M. Çalhanoğlu. Ajan mıdır nedir? Çocuk adını söylemiyor hiçbir şekilde. Gene asistan salonu diyeceğim. Sıçtığı için asistan. Kim sönük? Yıldıray. Peki. Oh hiyerarşi muhabbeti burada da gösteriyor. Şu turuncu nüfuzlu oyuncu. Gri yüksek nüfuzlu. Mavi diğer oyuncu. Mavi ensikosu demek ki. Tamam. Bu da bir de herhalde kırmızı falan gelecek. O da şey olacak. Takım lideri bilmem ne falan gibi işte. Kime örnek gösterebiliriz? Bir zamanın Fenerbahçe'sinin Alex'i mi denir? Beşiktaş'ın Sergen'i mi denir? Mevki olarak değil de hani forsu olan. Ya da Galatasaray'ın Bülent Korkmaz'ı mı denir? Öyle bir şey oluyor herhalde. Ya da bak daha güzel bir örnek vereceğim. Şeyin Barcelona'nın Puyol olabilir. Puyol gerçekten evliya sabrı vardı. Herifi bin bir pislik oyuncunun karşısına gördüm. Hiçbirinin ne hır çıkardı, ne kavga etti. Kendisine tokat attılar, o gitti kavgayı ayırdı bilmem ne falan. O açıdan hakikaten evliya sabrı vardı. Bir de Türkiye'deki maçta çıkan kavgalarları falan bakıyorum. Çok güzel bir kare vardı bak belki hatırlarsınız. Fenerbahçe Galatasaray derbisinde kavga çıkmıştı. Galiba Arda Turan'ın Serhat Akan'ın mı saçını çekmişti? Neydi? O zamanlar mıydı? Yok gerçi Serhat Akın daha önceydi. Birinin saçını çekmişti falan. Böyle bir şeyler olmuştu. Semih Şentürk olabilir mesela. Abi inanılmaz bir kavga çıkmış. Herkes birbirini itiyor, kakıyor, vuruyor bilmem ne falan. Diğer yarı sahada abi şey... Ah çok güzel gol. Erdinç helal olsun. Diğer yarı sahada Roberto Carlos'la Lincoln elini atmış böyle omzuna. İkisi de uzaktan seyrediyor. Tam Türk futbolu işte yani. Kendi aramızdaki sonsuz hırgür kimsenin umurunda değil. Hiçbir haltada yaramıyor. Bir adım ileride gidemiyoruz. Buraya gelen herifler bile kavgayı umursamıyor yani. Şaka maka çok güzel. Gene 3 tane attık. 3 tane yemezsek gene. Kaleci şu topu tutmuyorsun. Peki.
60. dakika gibi birkaç oyuncu değişikliği yapacağım bu arada. Hatta ufaktan dur bakayım şunu bir göreyim. Yok lan oradan da kafa vurulmaz ha. Şimdi orta sahaya Taha Tunç'u şu Emercan Sokulu'nun yerine bir alacağım. Emercan, çünkü yaptığı bir hatayla canımı sıktı benim zaten ilk yarıda. Bu arada ses şu an umarım iyidir. Yorumlara bir yazarsanız ses daha da kıs, aç, ne yap, et falan onun gibisinden. Ona göre bir ayar çekerim ben de. Benim sesimde de bir sorun varsa onu da yazabilirsiniz. Çünkü mikrofonda bir sıkıntı var yani onun farkındayım ben. İlk 2-3 deneme kaydından hiçbirine sesim çıkmadı. Oo, güzel şuttu aslında. Şimdi bir değişiklik daha bakalım. Tamam, bizim forvetimiz ilk 11'deki forvet olacağını kanıtladı. Bir de şu şeyi Oktay Balcı'yı deneyim. Oktaylardan genelde güzel forvet çıkar. Hepimizin aklına Oktay Dereloğlu geldi bile hemen değil mi? Peki bir oyuncu değişikliği daha. Çok kötü oynayan var mı? Yok. Yıldıray'ı mı sakatladınız? Gerçekten mi? Gerçekten bir kez daha maşallah dediğim bir hafta dayanamadı abi yani. Bir hafta dayanamadı herif ya. İnanılmaz. Ahmet Yazar. Abi takımın iki tane iyi adam vardı. İkisi de Koçal soyadlı. Birini sattık. Değişiklik yaptım ya oğlum işte. Ahmet Yazar. Aha buraya. Değişiklikleri onaylı. İki tane aynı soyadlı iyi adam vardı. İkisi de sakatlandı abi. İnanılmaz yani. Ne diyeyim ki? İnsan ne diyeceğini, deyip diyemeyeceğini, ne yapacağını. Röportajı hatırlayanlar vardı belki. Bu arada yarım saatimizi doldurmak üzere gibiymişiz bir yandan. Bu maçtan sonra ufak ufak veda edeceğim. Ama belki yarının bölümünü de mi şimdi çeksem? Belki öyle bir çılgınlık yapabilirim. Hem yarına sizi de bekletmemiş olurum. Hala hiçbir şey olmuyor maçta. Kaleciyi değiştirmeye gerek yok. Defanstan bir arkadaşı değiştirelim. Çok yorulan hanginiz? Erdinç sen gol de attın ama sen de çok da yorulmamış ki. Şunu değiştirelim. İkisi de yorulmamış aslında ama şu arkadaşı değiştirelim. Peki orta sahada Çalhanoğlu'nu değiştirelim mi? Hayır. Zaten deneme maçında herif. İyice bir denemiş olalım. Bir oyuncuyu maçta böyle komple izlerseniz şeyi bütün yeteneklerini görebiliyordunuz yanlış hatırlamıyorsam. Eğer gözlemci gönderip yapmaya çalışırsanız 3-5 kere falan göndermeniz gerek. Gözlemci hatta bazı şeylerin açılması için gözlemcinin gidip herifin maçını seyretmesi gerek. Sadece böyle gidip bakıp gelmesi de yetmiyordu. O herifin maçı yoksa hiç açılmıyor mesela. Alın lan. Herhalde Tekirdağ'da çok zayıf bir takımdı anlamadım ben ama hücumda da çok bir şey yapamadılar şu dakikaya kadar. Defansta da biz hücumları güzel yaptık gibi gördüm aslında ama çok rahat adam geçiyor bizim adamlar. Yani kanat oyuncuları bizimkiler koştu mu onlardan kimse yetişemedi mesela. Herhalde heriflerin şey kadrosu zayıf. Bu arada izleyenler arasından da Tekirdağ'da varsa kusura bakmasın. 3 tane attım takımınıza. Yapacak da bir şey yok. Şunu özetle niye izliyoruz bilmiyorum abi. Herifin garip geri pasını izledik. Bak hiçbir şey yok. Kaleci attı. Tamam. Hala hiçbir şey yok. Orta sahada top çevriliyor. Hala hiçbir şey yok. Bak buradan atıp biri gol atacaksa biri şuradan sonrasını görsek yeterdi yani. Heh, mesela buradan sonrasını gösterse de yeterdi. Bu herif orta açacaksa eğer. O da yok. Bunun için mi izledik? Hakikaten şu şut için izlediysek bile yani bir dakika öncesinden göstermesine hiç gerek yoktu. Mehmet Alaaddinoğlu bitkin görünüyormuş. Oyundan alınmak istiyormuş. Hadi 7 dakika kalmış tamam madem dayanamıyorsun. Berkan'ı koyacağız oraya mecbur. Hiç oranın adamı değil aslında ama yapacak bir şey yok. Bir de şu oyunun en sevmediğim şey bu. Ofansif orta saha oyuncuları var ya oyun kurucu pozisyonda olanlar. Abi hep çok çabuk yoruluyor ya. Yani şeyden değil çok koştuğu için değil.
O mevkide oynayan adamların nedense kondisyon özellikleri hep çok düşük oluyor. Bu da beni çok uyuz ediyor. Ha bu arada sevgili dostlar, biliyorsunuz hani zaten çok büyük bir kanal değiliz. Daha çok böyle muhabbet maksatlı gibi gidiyoruz. FM 2019'a başlayan varsa, böyle ilk sezonu falan bitiren varsa ki varmış. Millet deli gibi oynuyor. Benim gibi değil tabii. Aşağı yorumlara hani ben şu ligde şunu aldım, şuraya geldim falan gibi yazarsanız çok sevinirim. Çok merak ettim çünkü. Sanki içimden bir his bu seneki oyun biraz daha kolay olacak gibi diyor bana. Onu da merak ediyorum. Eğer FM19 alıp oynadıysanız yorumlara bir yazarsanız çok sevinirim gerçekten. Çok merak ettim. İnsanlar ne durumlarda, hangi takımlardan diye. Şimdiden yorum yazan herkese ki bu birinci videoya yorum yazan herkese de çok teşekkür ediyorum. Asistana devret, devam. Herhalde tam yarım saat falan olmuştur. Evet, yarım saati çok az geçmiş. Mağlup ettik. Evet abi, Yıldırım Koçal 3-4 hafta gitti. Sezona yetişiyor mu? Galiba yetişiyor. Bir ay diyorsak yetişmesi gerek. Evet, Temmuz'dayız da. Oh, önümüzdeki bölümde Balıkesir maçı olacak. Sonraki bölümde de Rize maçı olacak bu arada merak edenler için. Ah, bilmem kimi gözlemlemeyi bitirdim. Şuradan giriyoruz abi. Çok kötü, o yüzden hiç girmesek mi diyeceğim. Şuradan bir bakalım. Hiçbir özelliğini de açmıyor abi. Hayret bir şey. Şunu denemeye teklif ettim. Mehmet Gündüz, bunun da çok kötü gözüküyor. Son kez devama basıyorum. Veda konuşmasına giriyorum. Tekrardan izlediğiniz için hepinize çok teşekkürler sevgili dostlar. Bir bölümün daha sonuna geldik. Dediğim gibi yarın yeni bölüm çok büyük bir ihtimalle kanalda olacak. Hepinize tekrardan izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir like'ınız, bir yorumunuz, paylaşımınız varsa çok da memnun olurum. Süper bir gün geçirmeniz dileğiyle. Haydin, hoşça kalın.